genel izleyici için uygundur. Herkese merhaba. Ben Aslı Elif Tanur Samancı, Gıda Yüksek Mühendisiyim. Bugün size propolisin üst solunum yolları fonksiyonlarının etkileriyle ilgili bilimsel çalışmalardan bahsedeceğim. 2010 yılında İtalya Milan Üniversitesi'nde 1-5 yaş aralığındaki 122 çocuk üzerinde ani gelişen orta kulak iltihabı semptomları üzerine propolisin etkisi incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda propolis kullanan gruplarda çok daha çabuk iyileşme gerçekleştiği, tedavi süresinin kısaldığı ve aynı zamanda akut orta kulak iltihabı geçirme sıklığının da belirgin bir şekilde azaldığı belirtilmiştir. Araştırmacılar özellikle sık üst solunum yolu geçiren çocuklarda propolisin tedavi destekleyici olarak beslenmeye eklenmesini ve düzenli kullanımını tavsiye etmişlerdir. Ayrıca 2012 yılında Honeydah Üniversitesi'nde yapılan başka bir çalışmada sık sık boğaz enfeksiyonu geçiren 41 çocukta süte karıştırılarak propolisin tedavinin destekleyici olarak eklenmesinin etkileri incelenmiştir. Çalışmada çocuklardan boğaz kültürü alınarak bu enfeksiyona yol açan bakteri ve mantar türleri tespit edilmiştir. Çalışmanın sonucunda araştırmacılar propolisin boğaz enfeksiyonuna yol açan bakteri ve mantar türleri üzerine güçlü bir antimikrobiyal etki gösterdiğini ve aynı zamanda sık sık boğaz enfeksiyonu geçiren çocukların düzenli olarak beslenmelerine propolisi ekleyerek tedaviyi desteklemelerini tavsiye etmiştir. Özetle propolis güçlü bir antioksidan ve antimikrobiyal olduğu için sık sık üst solunum yolu geçiren bireylerde, çocuk ve yetişkinlerde tedaviyi destekleyici olarak düzenli kullanımda fayda sağlayabilir. En az %10 oranında saf Anadolu propolisi içeren bir özütten sağlıklı yetişkinlerin günde 20 damla, sağlıklı çocukların en az 10 damla kullanması gerekmektedir. Hastalık durumunda çocuklar için bu miktarı günlük 40 damlaya, yetişkinler için günde 80 damlaya arttırmak yararlı olacaktır. Arı varsa hayat var. Herkese sağlıklı günler diliyorum.